Herkese merhabalar. Bu videoda İmaç Makine şirketinin incelemesini yapacağım. Öncelikle bilançolarını gözden geçireceğiz. Daha sonra grafiğine bakıp fiyat hareketleri neler yapabilir? Bununla ilgili fikirlerimi sizlerle paylaşacağım. Biliyorsunuz hafta içi her gün bir şirketin incelemesini yapıp sizlerle paylaşıyorum. Bu şirketi sizlerden gelen talepler doğrultusunda belirliyorum. Bu yüzden bundan sonraki videolarda hangi şirketlerin incelenmesini istiyorsanız lütfen videonun yorumlar kısmına yazınız. Benim bu şirkette hiçbir pozisyonum yok. Ben pozisyon taşıdığım şirketleri ve varlıkları katıl abonelerine özel portföy yönetiyorum bölümünde açıklıyorum. Daha fazla istifade etmek isteyenler oraya katılabilirler. Şimdi şirket 2024 yılı birinci çeyrek bilançosunu açıkladı. Türk lirası bazında enflasyon muhasebesi uygulanmış bilançoları geçen yılla karşılaştırdığımızda satışların bir önceki yıla göre düştüğünü görüyoruz. Faaliyet karının yine aynı şekilde bir önceki yıla göre düştüğünü görüyoruz. Net kar tarafında da düşüş var. Görüntü tabii ki çok pozitif değil. Satışların faaliyet kârının, net kârın düşmüş olması hoş bir görüntü değil. Fakat birçok şirkette çok daha kötü görüntüleri gördüğümüz için göreceli olarak o kadar da kötü olmadığını söyleyebiliriz. Yani normal şartlar altında tabii ki satışların faaliyet kârının, net kârının düşmesini istemeyiz ama enflasyon muhasebesi uygulandıktan sonra birçok şirketin bilançosunda çok daha negatif görüntüler gördük. Faaliyet kârı tarafında, satışlar tarafında, net kâr tarafında. O yüzden bu şirketin şu anki tablosu göreceli olarak çok da kötü görünmüyor diyebilirim. Fiili dolaşım oranına baktığımızda %62,67 olduğunu görüyoruz. Halka açıklık oranının yüksek bir değerde olduğunu düşünüyorum. Ben 15 ile 40 arasındaki şirketlerin güvenli bölgede olduğunu düşünüyorum. Bu şirketin halka açıklık oranı %62,67 ve yüksek bir değer olarak görünüyor bana. Çarpanlarına baktığım zaman ideal çarpanlara yakın şekilde fiyatlandığını düşünüyorum. Çok büyük bir ucuzluk görmüyorum şirkette. Biraz yani içsel değerini kendim hesapladığım zaman daha düşük değerler buluyorum ama onda da tabii ki özellikle şu an son yaptığı sermaye arttırımı nedeniyle lot miktarının yüksek olmasının da payı var. O yüzden yani çarpanlarına baktığım zaman çok yüksek çarpanlı işlem gören bir şirket olduğunu düşünmüyorum. Adil değere yakın bir şekilde fiyatlandığını düşünüyorum. Ortaklık yapısına baktığımızda Loras Holding Anonim Şirketi sermayedeki payı %35,58, oy hakkı oranı %62,41. Diğer dediğimiz halka açık kısmında bulunduğu aranda sermayedeki pay %64,42, oy hakkı oranı %37,59. Eşit ve adil olmayan bir ortaklık yapısı var. Ben böyle şirketleri uzun vadeli sepetime eklemiyorum. Ama sizler tabii kısa vadeli al satlar yapılabilir. Sizler yatırım yapmadan önce mutlaka şirketin hakim ortaklarını araştırmalısınız. Bu kişi ve kurumlarla ortak olmayı ister misiniz, istemez misiniz? Buna kendiniz karar vermelisiniz. Sermaye artırımı ve temettüler kısmına baktığımızda şirketin temettü ödeme alışkanlığı olmadığını, daha önce hiçbir temettü ödemediğini görüyoruz. Dolayısıyla temettü yatırımcıların ilgisini çekebilecek bir şirket değil. Sermaye artırımları tarafında şirket 18 Nisan 2023 tarihinde %525 gibi büyük bir bedelsiz sermaye artırımı yapmış. Şu anda da tekrar %300 oranında bir bedelsiz sermaye arttırmına başvurmuş ve onay bekliyor görüntüsünde. Bu sermaye arttırımları süreci biraz sancılı geçebiliyor. Hisse fiyatı biraz olumsuz etkilenebiliyor bazı durumlarda. Önceden çok daha pozitif etkileniyordu. Sermaye arttırma haberleri geldiği zaman hisse fiyatında çok büyük yükselişler görüyorduk bundan 2 yıl önce, 3 yıl önce. Fakat şu anda sanki biraz daha piyasa hani bunları negatif fiyatlıyor görüntüsünde diyebilirim. O yüzden bu bedelsiz sermaye arttırımı sürecinde de hisse fiyatı baskı altında kalabilir. Fon pozisyonlarına bakalım. Sadece bir tane yatırım fonu bu şirkette yatırımcı pozisyonunda. Birçok yatırım fonu var piyasamızda işlem gören. Fakat sadece bir tanesi bu şirketi incelemiş ve portföyüne katmaya uygun görmüş. Bu da kafamızda bir soru işareti oluşturmalı diye düşünüyorum. Yeni iş ilişkileri kısmına bakalım. Şirket en son 26 Nisan 2024 tarihinde yeni iş ilişkisi açıklamış. Ondan önce 5 Mart, 9 Şubat gibi Ocak, Şubat, Mart, Nisan aylarında yeni iş ilişkileri açıklamış. Fakat ondan sonra bir sessizliğe, suskunluğa bürünmüş görünüyor. Böyle yeni iş ilişkisi açıklayan şirketler özellikle acemi yatırımcının, küçük yatırımcının ilgisini, algısını canlı tuttuğu için, pozitif tuttuğu için pozitif bir fiyatlamaya sebebiyet verebiliyor. Esasında bu şirketlerin zaten
iş yapma şekli bu şekilde. Yani ihale alıyorlar, hep yeni iş ilişkileri kuruyorlar. Bir işi bitirdikten sonra farklı bir şirketle tekrar yeni bir iş ilişkisi kurup bu sefer o şirkette bir iş yapabiliyorlar. Dolayısıyla bu çok büyük bir olay değil. Fakat küçük yatırımcı gözünde çok büyük bir olaymış gibi lanse edilebiliyor sosyal medyada özellikle. O yüzden sanki çok önemliymiş içerisine pozitif fiyatlamalara sebebiyet verebiliyor. Şu anda bu suskunluk nedeniyle de belki hisse fiyatı negatife gidiyor. Ardı ardına böyle yeni iş ilişkileri açıklayarak tekrar yatırımcı ilgisini, canlılığını tekrar kazandırabilecek bir şirket. Fakat 26 Nisan'dan beri suskun kalmışlar diyebiliriz. Karlılık oranlarına bakalım. Brüt kar marjı son bilançoda %28,75 düzeyinde. Bir önceki yıl %25,55 düzeyindeymiş. Brüt kar marjının esasında artmış olması güzel bir şey diyebiliriz bir önceki yılla kıyasladığımız zaman. Faaliyet kar marjı %9,26, bir önceki yıl %12,41'miş. %12,41'den 9,26'ya düşmesi negatif bir şey. Faaliyet kar marjının düşmüş olması hoş değil ve 9,26'da makine sektöründe faaliyet gösteren bir mühendislik şirketi olarak nitelendirebileceğimiz bir şirkete için düşük olduğunu düşünüyorum ben. Faaliyet kar marjlarının daha yüksekte olması gerektiğini düşünüyorum. Şirket en son %9,26 faaliyet karı marjıyla çalışmış görünüyor. Hoş bir durum değil. Öz kaynak karlılığı eksi negatif %25,06 olarak gerçekleşmiş. Şöyle bir de diğer kalemler kısmına bakalım. Net borç tarafında şirketin nette borçlu olduğunu görüyoruz. Borçluluğun azalmak eğiliminde olduğunu görüyoruz. Bu güzel. Şirket nette borçlu fakat son iki çeyrektir üst üste borçluluğun azalıyor olması finansman maliyetinin arttığı bu ortamda pozitif bir görüntü olduğunu söyleyebiliriz. Grafiğine baktığımız zaman tabii ki bu eski büyük yükselişi ve büyük düşüşü artık unutmak gerekiyor diye düşünüyorum. Bu kadar büyük ve sert hareketler yapabildiğini unutmamak lazım ama. Dolayısıyla volatiliteden çekinen yatırımcılar için uygun bir hisse senedi olmayabilir. Yani şirket gördüğünüz gibi geçmişte işte Kasım ayından başlayarak Nisan ayına kadar neredeyse 5 ay boyunca yükselmiş. Fakat ondan sonra 8-9 işlem gününde o 5 aylık yükselişi geriye vermiş ve yatırımcılara çıkma fırsatı bile vermeden her gün %10 %10 düşerek bunu gerçekleştirmiş. Gördüğünüz gibi çok volatil, çok tehlikeli zamanların geçirdiği bir şirket olmuş geçmişte. Dolayısıyla bu volatiliteyi kaldıramayacak olanların yatırım yaparken bu şirketten uzak durması daha doğru olabilir. Şu anki durumda daha sakin bir şekilde fiyat hareketi devam ediyor görüntüsünde. Tabii ki bedelsiz sermaye artırımı yapıp lot miktarı arttıktan sonra piyasada daha etkin bir fiyatlamaya sebebiyet vermiş olabilir bu durum. O dönemde de bir sermaye artırımı öncesi bu olaylar yaşanmış diyebilirim ya da sermaye artırımı sırasında bu olaylar yaşanmış. Artık lot miktarının da yeterli olduğunu düşünürsek daha etkin bir fiyatlamaya sebebiyet verebilir. Bundan sonra da tekrar bedelsiz sermaye artırımı ile birlikte iyice artacak. Fakat bu sefer de şirketin hisse fiyatları daha ağır hale gelebilir. Fiyata baktığımızda artık yani belli bir taban seviyesine gelmiş gibi görünüyor. Daha önce destek aldığı 11.79 bölgesine çok yaklaşmış. Artık buradan bir kere daha yukarıya doğru destek alabilir görüntüsünde teknik olarak baktığımızda yani düşüş yapılmış. Çok derin bir 22 değerinden başlayan bir düşüş yaklaşık 12 değerine kadar yaklaşmış. Buradan artık bir tepki yükselişi en azından yaşaması yüksek ihtimal diye düşünmek lazım. Bu tepki yükselişi en maksimum hani gidebileceği yer 18 bölgesi olabilir. Oraya da hemen gitmeyecektir diye düşünmek lazım. Eğer 18 bölgesine giderse bunu bir kar realizasyonu olarak değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum. Fakat küçük bir tepki yükselişi yapıp düşüşüne devam da edebilir. Aşağıda 10 değeri geçmişten gelen bir fiyat değişim noktası olduğu için ve de düz bir sayı olması sebebiyle bir psikolojik destek seviyesi olarak görev alabilir. Yani 10 değeri ilerleyen süreçte eğer bu
tepki hareketi, büyük çaplı bir tepki hareketi doğurmazsa 10 değerinden daha büyük bir tepki hareketi oluşabilir. O yüzden izlemek lazım. Tabii ki buralarda aslında şu bölgelerde küçük çaplı alımlar yapılabilir gibi görünüyor bana. Şu an içinde bulunduğu hareket itibariyle hiç tepkisiz bir şekilde güçlü bir düşüş yapmış olması itibariyle sanki bir yukarıya tepki verebilir şeklinde değerlendiriyorum. Fakat bilançolarına ve içsel değerine baktığım zaman bu fiyattan almaktan imtina ederdim, kaçınırdım diyeyim. Yani bilançolara, temel analize, değere önem veren yatırımcılar için şu anda fiyatın yüksek olduğunu söyleyebilirim. Fakat teknik analize, grafik hareketlerine değer veren, önem veren yatırımcılar için bu bölgeler bir alım fırsatı olabilir ve bu teknik hareket öncelikle 16.54, daha sonra 18 bölgelerine kadar gidebilir. 16.54 bölgesi birinci kar realizasyonu bölgesi, 18 bölgesi de ikinci kar realizasyonu bölgesi olarak çalışabilir görüntüsünde grafiğe baktığım zaman. Bir de dolar bazlı grafiğe bakalım. Acaba farklı bir şey görebilecek miyiz? Evet, dolar bazlı grafik açılıyor. Dolar bazlı grafikte de dip değerlerin biraz daha altında işlem gördüğünü görüyoruz. Daha önceki dip değeri 0.40 dolar seviyesiymiş. Şu anda 0.39, yani orayı biraz aşağıya doğru ihlal etmiş. Şirket o büyük yükselişler döneminde 3.78 dolara kadar, 3.80 dolara kadar çıkmış. Yani dolar bazında 10 kat daha yüksek olduğu dönemler olmuş. Şu anda 0.39 dolar seviyesinde işlem görüyor. Yani en tepede alan yatırımcı 100 dolarlık bir mal aldıysa şu anda o 100 dolar 10 dolar seviyesine inmiş durumunda diyebiliriz. Üzücü bir durum. Tabii ki buradan alan çok fazla yoktur zaten diye düşünelim. Şu anda dediğim gibi dolar bazlı grafikte de güzel bir tepki noktasında olduğunu düşünüyorum. O yüzden hani teknik olarak bakanlar için bir alım bölgesinde olduğunu düşünüyorum. Temel olarak pahalı gördüğümü tekrar ifade edeyim. Burada dolar bazlı grafik sanki şu bölgeye kadar gidebilir görüntüsünde. Daha önce destek olarak çalışmış çok kez ve yukarıya doğru hareket üretmiş. Fakat daha sonra kırılmış. Şu noktayı tekrar şöyle bir retest edebilir. En azından görüntüsü var. O noktanın sayısal değeri 0.50 dolar, 0.49, 0.51 dolar aralığı diyebilirim. Buradan yapılacak alımlarda 0.49, 0.51 dolar aralığında kar realizasyonu yapmak uygun olabilir. Umarım faydalı olur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinize güzel bir gün diliyorum.